Bence hayır diyememenin bir bedeli bir başka hayır demiş. Hayır diyemediğimiz her an hayır deme cesaretimiz biraz daha kırıyor ve belli bir süre sonra hayır diyemez hale geliyoruz. Hakikaten bu böyle ne diyelim bir kısır döngü. Yani hayır diyebilmek, o sınırlarımızı çizebilmek, çizemezsek de hakikaten sınırsız bir hale gelmek maalesef bir sonuç. O yüzden hani ben Gerçekten katılıyorum. sevgili Mert Özçelik'in bu güzel yorumunu da ne diyelim okuyarak başlamak istedim. Benim bakış açım hani Emre'ninkinden çok farklı değil ama böyle bir yine özetleyecek olursak eğer hayır diyemeyeceksek, diyemezsek bize en büyük bedeli aslında üç aşamadaki kayıplarımız oluyor. Bunlardan bir tanesi zaman kaybı. Çünkü hayır diyemediğimiz her şey bizim kısıtlı zamanımızdan çalıyor. İkincisi enerji kaybı. Yine kısıtlı enerjimizi belki de bize katma değer sağlamayacak, belki bizim için ne diyelim faydası olmayan işlerde harcamış oluyoruz. Ve üçüncüsü de odak kaybı. Hepimizin aslında kendimize ait öncelikleri, sorumlulukları, değil mi? İşleri, tanımlanmış işleri, prosedürleri var. Ve bunları gün içerisinde bazen sosyal hayatta, bazen iş hayatında yapmakla mükellefiz. Fakat hani hep şu vardır ya, her sabah masanızın başınıza oturursunuz ve kafanızda bir plan vardır, bir odak vardır. Fakat gün içerisinde kendinizi belki de o listenizden bir tanesine bile çek atamadan masadan kalkmış bulabilirsiniz. Bu da eğer size ait problemleri çözdüyseniz, evet bu olabilir problem değil ama eğer başkalarına ait problemler çözdüyseniz bütün gün, orada bir problem var. Yani o zaman odağınızı toparlayamamışsınız veya önceliklerinizi yönetememişsiniz de demektir.